23 Mart 2024 Cumartesi Yaşar Hacı Salihoğlu Akşam Gazetesi İstanbul'un ihtiyacı nedir? Yerel seçim sandığıyla buluşmamıza sayılı günler kaldı. Yaşadığımız şehirlere ve mahallelerimize mahalli idareciler, yerel yöneticiler seçeceğiz. Muhtarımızı, belediye başkanımızı belirleyeceğiz. Belediye meclislerinin üyelerini seçeceğiz. Onları bizlerin gündelik yaşamımızdaki sorunların çözümüne dair en gerçekçi, en güvenilir sözler verdikleri için ve onların sahiciliğine, samimiyetine sözünü tutacağına olan güvenirliğine inandığımız için seçeceğiz. Tüm şehirlerimiz için geçerli olan bu hassasiyet İstanbul söz konusu olduğunda çok daha katmerli bir duyarlılığa bürünüyor. Zira İstanbul nerede? ise tüm Türkiye'nin yükünü taşır olmanın büyük yorgunluğu içinde, İstanbul'un soluk alması, içinden çıkılamaz duygu ve düşünceye hapsolmuş ulaşım, trafik sorununun çözülmesi ve belki de hepsinin toplamı ve en önemlisi en acili karşı karşıya kaldığı deprem tehdidinin önceden bertaraf edilmesi, İstanbul'un ve İstanbulluların isteği ertelenemez beklentisidir. İstanbul'u bir tek gününü boş harcamaksızın öncelikle ifedilikle depreme hazır hale getirmek ihmal edilemez hayati bir zorunluluktur. Ertelenemez, savsaktanamaz, mazerete sığınılamaz bir zorunluluktur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bunun için vardır. Gecesi gündüzü bu konuyla geçmelidir. Kentsel dönüşümün en kapsamlı bir şekilde süratle yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu konu bir tercih meselesi değil, olmazsa olmaz bir güvenlik meselesidir. İBB Başkanı için bu konu en hayati meselesi olmalıdır. Bu hayati mesele esasen bir seferberlik anlayışıyla ve titizlikle ele alınıp mutlak surette çözüme kavuşturulmalıdır. İstanbul için önündeki 5 yıl yine kaybedilmiş bir 5 yıl olmamalıdır. Maalesef İBB 2019'dan bugüne bu konuda da sınıfta kalmıştır. Ulaşımda olduğu gibi kentsel dönüşümde de İBB Başkanı verdiği sözleri yaptığı vaatleri yerine getirememiştir. İpi göğüslemeye en yakın iki adaydan biri mevcut İBB Başkanı diğeri de eski çevre ve şehircilik bakanadır her iki adayın ölçülmesi, anlaşılması, fark edilmesi, bilinmesi gereken İstanbul'u beklenen büyük depreme hazırlayabilme iradesi, kapasitesi, inancı, kararlılığıdır. Bu konudaki sahici, samimi ve güven veren yönleridir. Murat Kurum'un sadece İstanbul hedefi bu anlamda ilk dikkat çeken yanıdır. Evet gerçekten sadece İstanbul'u düşünen siyasi kariyerini parti içi çekişmelere, kurultaylara, algılara, polemiklere dayanarak değil, sadece hizmet üretimine odaklanarak sağlayan İBB Başkanı İstanbul'un ihtiyacıdır. Yıkıcı Büyük deprem tehdidine karşı İstanbul'u odaklı, İstanbul dışında siyasi çekişmelerde uğraşlarda enerjisini harcamayan İBB başkanıdır İstanbul'un ihtiyacı. Verdiği sözü tutan, vaatlerini unutmayan, İstanbul'u kişisel kariyerinin atlama taşı görmeyen İBB başkanıdır İstanbul'un ihtiyacı. Devlet millet el ele vererek, merkez yerel bütünleşerek İstanbul'u yıkıcı büyük depreme hazırlamaktır İstanbul'un ihtiyacı. Yaşadığı mekana sahip çıkma bilincidir İstanbul'un ihtiyacı. O bilinç İstanbullunun bilinci olmalıdır. O vakit İBB doğru, sahici, samimi, çalışkan, özü sözü bir İstanbul'a yatıp İstanbul'a kalkan gecesini gündüzün İstanbul için harcan bir başkanla buluşacaktır.